Rus gemisi geçti biliyorsun boğazlarımızdan. Evet. Silah gösterdi bize. Ne düşünüyorsun? Ya ben Rusya'nın da hani diğer Siyonistlerin de bir oyunu olabileceğim. Hani sonuçta her şey bir savaş ortada varsa buradan hani herkes faydalanmak isteyecek. Rusya da kendi payını almak istiyor. Bu Avrupa için de büyük bir tehdittir aslında. Hani Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar ki hani diğer parçalar da bizim olsun istiyorlar. Ya bu tamamen zaten yeryüzünde bir inanç savaşı. Yahudilerin ya da Hristiyanların Müslümanlara karşı göstermiş olduğu bir savaş. Dolayısıyla hani sizin de dediğiniz gibi hani Rusya burada kendi çıkarını gözetmek zorunda. Kazın taşı seçili yapıyorsunuz. Yanlışlık olmasın. Evet. Hanımefendi oradan dışarıdan giriyor diyor ki siz diyor adam seçiyorsunuz diyor. Hayır, adam seçme diye bir şey asla söz konusu değil. Ben kendi irademle buraya gelmiş bulunmaktayım. Ben hayır, rica ettim. Tabii tabii. Evet ben söyledim. Ben dedim. Sakıncası var mı hanımefendi? Hayır bence hiçbir şey. Hanımefendi gelin buyurun. Polis bey izin vermedi. Polis bey izin vermedi. Hürüm ve dolayısıyla ben dedim ki konuşayım beyefendi sizinle diye ben istedim bunu. Güvenliğimiz açısından polis bey izin vermedi. Tabii buraya gelin dedi. Tabii ki de. Yoksa istiyorsanız siz de gelin buyurun hanımefendi derdinizi anlatın. Konuşabilirsiniz konuşmakta. Ayşe bütün herkes biz hayır ayrımcılık ya da ırkçılık gibi bir niyetimiz yok. Tabii ki de Müslüman Müslüman olduğu hak davasını savunmak zorunda. Nasıl Hristiyan olduğunu savunuyor ve göğsünü kabarta kabarta ben Hristiyanım diyebiliyorsa ben de Müslümanım. Kardeşim bunun yanlış anlaşılması için bir şey ortada mı? Değil. Yahudi zulmetmek bizim dinimizde haram. Ben Yahudi'ye ne zaman zulmedebilirim ki? Bir savaş olacak ki orada kendi kısas haller doğacak ki o zaman ben kendi nefsimi müdafaa edeyim. Hanımefendinin biri ben dedi Ermeniyim dedi. Hrant Dink'im dedi. Evet. Bir tane abimiz de Müslüman. Ben de Ermeniyim dedi. Evet. Ne düşünüyorsun? Saygı duyuyorum hepsine. Fakat hani az önce de söylediğiniz gibi bir konuda hususta cennet herkesin babasının tarlası değil ki. Herkes cennete o da girebilir, bu da girebilir. Hayır canım öyle bir şey var mı? İmtihanı bile alınırken sizden belli kriterler isteniyor değil mi? Herkes sınava girebilecek halleri, kuralları bilerek o şekilde sınava girebiliyor. Biz de belli bir şeyi istiyorsak ona da belli şahıslar girecek. Cennete öyle herkes giremez ki. Babasının tarlası değil. Müslüman olman gerekiyor diyor. Bunda kimseyi biz karalamıyoruz ki. Ermeni de bir insan, Hristiyan da bir insan, Yahudi de bir insan ya da ne bileyim. Biz kimsenin ırkına, şeyine laf etmiyoruz. Bizim sadece savunduğumuz tek şey var, o da İslam. Nasıl Hristiyan olduğunu göğsü kabarta kabarta papalar geliyor burada, ayinler yapabiliyorsa ben de Müslüman olarak açık oturumda bana bir soru soruluyor, ona cevap verme hakkına sahibim değil mi? Bir insan olarak sadece. Bağırmıyorum, çağırmıyorum. Ses tonumu çok çok fazla yükseltmemeye çalışıyorum. Ya insan olmanın ilk şartı bir kere ahlaki farzları bilebilmek. 54 farz vardı. İndirgediler 32 farzı. Çünkü ahlak farzını çıkardılar. Tamam bize getirip işte laf gelimi münafıkları önümüze serip işte onlar da Müslüman böyle yapıyor diyebilirsin. Ben de derim Hristiyan da hırsızlık yapıyor. Bu her yerde var. Bunu bu şekilde bir dine şey yapamazsınız ki, nitelendiremezsiniz. Genel olan bir şeyi özele indirgeyemezsiniz. Önce inceleyip tartışmak lazım. Adam diyor ben Kur'an-ı Kerim biliyorum. Nesini biliyorsun? Eğer bir şeyden savunmak istiyorsan karşı tarafta donanımlı olman lazım. Ben gıda mühendisiyim. Ben kalkıp da kimya mühendisinin icat ettiği ya da kurduğu bir tezi yanıltamam. Bu benim alanım değil derim. Çıkar giderim. Ha bilgim varsa belli bir konuda o miktarda konuşurum. Ötesine karışmam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu videoya yayınlanacak izin veriyor musun? Tabii ki de.